Evet, Euro 2020 öncesi kampımızda düzenlemiş olduğumuz basın toplantılarımızdan birine daha hoş geldiniz. Bugün aramızda iki önemli oyuncumuz var. Kuşkusuz Euro 2020 şampiyonası bizim için çok büyük anlam ifade ediyor ve milli takımımızı bu sürece taşıyan oyuncularımızın her birinin gayretleri, alın terleri bizim için değerli. Ama turnuvaya uzanış hikayesine baktığımız zaman özellikle bu iki arkadaşımızın çok kritik maçlardaki çok kritik oyunlarının da hakkını vermek lazım. Örneğin Mert Günok 10 maçın 9'unda forma giymiş. 2 İzlanda maçı, Fransa rövanşının ilk yarısı ve diğer müsabakalarda akıllarımızda kalan birçok pozisyonda rakibe geçit vermemiş. Kaan'ın 2 Fransa maçında attığı goller bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Dolayısıyla onlarla sizi şimdi karşı karşıya getirmeyi tercih ettik. İlk olarak Mert'le başlamak istiyorum. Evet, Euro 2020 yolundayız. Çok ciddi bir sürecin arkasından bu başarıyı elde ettik. Şimdi finallere gidiyoruz. Neler söyleyeceksin? Hem o yoldaki mücadele, hem şu andaki kamp durumu ve Euro 2020'deki hedefler konusunda. Merhabalar herkese. Evet, sürecinin başından başlamak gerekirse tabii geç kalınmış, yani pandemiden dolayı bir sene ertelenerek oynanacak bir şampiyonaya hazırlanıyoruz şu anda. Sürecin başından beri 2 sene öncesine döndüğümüzde de bu ekip ilk geldiğinde ilk kamptan itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi ve biz de grup olarak, oyuncular olarak, ekibimiz olarak, bütün çalışanlar olarak bu sinerjiyi her zaman hissettik ve yolun sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Bugün de Kaan'la beraber burada sorularınızı yanıtlayacağız. Kamp bizim için şu anda gayet güzel gidiyor. Hem teknik ekibimiz, hem çalışanlarımız, burada otel çalışanları da olsun, herkes bizim için seferber olmuş durumda. Onlara da buradan da teşekkür ediyoruz. Şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlanabilmemiz için her şeyi yapıyorlar. Şampiyonaya gidilen yolda da, oynadığımız maçlarda da Altı abinin de bahsettiği gibi çok kritik maçlar oynadık. Benim de, Kaan'ın da kritik pozisyonları oldu. Önemli, Kaan'ın da golleri oldu. Bütün takım arkadaşlarımızın tabii ki bu başarısı, sadece bireysele indirmemek lazım. Ama biz elimizden geleni yaptık. Sonunda da şampiyona katıldığımız için mutlu olduk. Şimdi tabii hiçbir şey bitmedi. Şampiyona da başarılı olmak var sırada. Bunun için de çok çalışıyoruz. Başarılı olacağımızdan da ben eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunan, tabii Gökhan'ı da unutmamak lazım. Gökhan Hakkı'nı da unutmamak lazım. Burada bulunan çok değerli arkadaşlarımızla beraber şu anda kamptayız. Tabii burada bulunmayan da çok değerli kalecilerimiz var. Milli forma altında kimin oynadığı gerçekten önemli değil. Herkes birbirine destek oluyor. Buradaki kalecilerin arasındaki arkadaşlık da önemli ve burada gayet güzel bir arkadaşlık var. O yüzden kimin oynayacağından çok iyi performans vermek tabii ki önemli. Ben de bu süreçte buraya gelene kadar şampiyonanın eleme maçlarında oynamış bulunmuştum. Şu anda tabii ki hocamızın kararıdır kimin oynayacağı, şampiyona geldiği zaman belli olacak. Ama dediğim gibi kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Mert, az önce turnuvanın bir yıl ertelenmesiyle ilgili olan noktadan devam etmek istiyorum. Yaş olarak baktığımızda artık Burak ve sen bu takımın en tecrübeli isimlerinden ikisisiniz. Takımın gelişim sürecini şöyle değerlendirdiğimizde bu sene istim üstünde bir milli takım var. Kulüp takımlarındaki bireysel performanslar açısından. Bu bir yıl ertelenme ve şimdi şampiyonun oynanması avantajımız mı? Yani bu takımın gelişim sürecini çok yakından yaşayan bir isim olarak tecrübenle sana soruyorum. Yani bunu nasıl ele almak gerekiyor bilmiyorum ama turnuvanın ertelenmesi, yani o zamanki dönemde, yani turnuvaya katılmaya kazandığımız dönemde takım zaten bir anlamda oturmuş ve gerçekten bütün oyuncular bireysel performanslarının en üst düzeyindeydi. İşte tabii pandemiden dolayı o zaman mesela Cenk Tosun sakatlanmıştı, katılamayacaktı. Şimdi bu sene tekrar bir talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Yani bireysele çok fazla indirgemek istemiyorum açıkçası ama pandemi her oyuncuyu, yani herkes vurduğu gibi oyuncuları da aslında belki performans anlamında zaman zaman vurduğu oldu. Performans açısından kötü olan dönemleri birçok oyuncunun oldu. Ama tabii bu turnuva öncesi zaten bu hani kamp hazırlığı, uzun süredir buradayız. Biz ligler biter bitmez geldik. Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncular, diğer arkadaşlarımız kendi maçları biter bitmez geldi. Ben hani çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum açıkçası. Çünkü dediğiniz gibi hem takım daha fazla oturmuş oldu, hem aramıza yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Daha güçlü bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum.